Hayatın dengesiz dalgalanmaları, toplumsal mekanizmaların haksız ve baskıcı uygulamaları beni çok erken bir yaşta uyandırdı. Bir kadın olarak yüklendiğim sorumlulukların altında ezilirken bunun karşılığında bana verilen haklar yok denecek kadar azdı. Feminizmin bir adalet feryadı olduğuna iyiden iyiye inanmıştım. Hakları istemek çocukluk olacaktı. Onları kendi ellerimle almalıydım. Temel ilkem bu oldu. İşte ruhumda hissettiğim müthiş uyanış. Kendisini ilk aktif feminist Ermeni kadın olarak tanımladı. Yazar ve gazeteci Hayganuş Mark. Osmanlı'daki kadın hareketinin en cüretkar isimlerinden, kadınlık bayrağı altında çıkardığı ve dönemin en uzun soluklu kadın dergisi olan Haygi'nin mimarı. Hem 1915'in acısı ve zorluğuna da göğüs gerdi, hem de yaşamı boyunca kelimelerini feminizm mücadelesiyle harmanladı. Gurur duy, yalan söyleme, dilenme, çalış, dedikodu yapma, köleleşme, cesur ol, iyi ol, özenme, konuş, kadın ol, idealin olsun, uyuma, kendine saygı duy, yukarı bak, çirkinleşme. Kız kardeşlerine böyle seslendi. Tekçiliğin empoze edildiği bu topraklarda hem kadın hem Ermeni olarak verdiği mücadele ne kadar zor olsa da o kadar anlamlı ve kıymetliydi. Devletin kadınları sembolik olarak modernleşme projesinin bir parçası olarak görmesini eleştiren ilk Ermeni feminist yazar. Yaşamı boyunca kadın örgütlerinde çalışan Hayganuş Mark, feminizmin aktif bir savunucusu oldu. Ermeni cemaatinin tüm idare kadrolarında kadın üyelerin de yer alması gerektiğini savundu. Kadınların özgürleşmesi uğruna savaştı ve kadınları kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması gerektiğini düşündü. Ayrıca eğitim müfredatında da erkeklerin olduğu kadar kadınların da olması gerektiğini haykırdı. Yaşadığı dönemde kadın haklarıyla ilgili talepleri gündeme getirdi. Bu hakların elde edilmesi için öncü bir karakterdi. Osmanlı kadınları arasında bir avuç eğitimli kadın 20. yüzyılın başlarında özellikle de 2. Meşrutiyet döneminde kendilerini feminist olarak tanımladı. Farklılıklarıyla, benzerlikleriyle mücadele verirken adalet feryatları attılar. Meydanlara çıkıp seslerini duyurdular. Ne yazık ki bu öncü kadınların sesleri tarih yazılırken bastırıldı. 1885 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. İstanbullu bir anne ile Vanlı bir babanın kızı olan Hayganuş, Fransız Rahibeler Okulu ve Esayan Okulu'nda eğitim gördü. Hayganuş, eğitim hayatı süresince aldığı özel derslerle Ermenicesini geliştirdi. 1900 yılında Yedikule'deki Sur Pırgıç Ermeni Hastanesi yetimhanesinde yardımcı öğretmenliğe başladı ve 4 yıl burada çalıştı. 1903 yılında Masiz gazetesi tarafından düzenlenen bir şiir yarışmasında üçüncülük ödülü aldı. Hayganuş'un tam olarak edebi hayatı ise 19 yaşında Ermenice olarak kaleme aldığı Salıncak adlı yazısının Manzume-i Efkar dergisinde yayınlanmasıyla başladı. İlkin Ermeni cemaati, yaz ve mutlu ol sözünü kendisine yol edinen Hayganuş'un yazılarının bir kadın tarafından yazılabileceğine inanılmadı. Çünkü dili böylesine kullanma becerisi ve fikirlerin akıcılığı ancak bir erkeğe ait olabilirdi. Hayganuş ise kalemi ve inadıyla bunu düşünenleri yanılttı. 1905'te Hayganuş'a Dayı yani Çiçek dergisini bir kadın dergisi konseptine dönüştürmesi ve yönetmesi teklif edildi. Teklifi kabul eden Hayganuş 2 yıl bu derginin editörlüğünü üstlendi. Dergi bu dönemde yalnız kadınlar tarafından ve kadınlar için sloganını benimsedi. Ancak kadro yetersizliğinden erkek yazarlar da çalıştı. Erkek yazarlar dergide kadın isimleri kullanarak yazdılar. Hayganuş bu dergiyi kadınların sesini duyurmak için etkili bir araç olarak kullandı. Hem Hayganuş hem de çevresindekiler onu ilk Ermeni aktif feminist kadın olarak nitelendirdi. Dergi Hayganuş'un İzmir'e gitmeye karar vermesiyle birlikte yayın hayatına son verdi. Vahan Toşikyan'la evlenen Hayganuş 1907-1909 yılları arasında İzmir'de eşiyle birlikte Şafak ve Yankı gazetelerini yayınladı ve bu gazetelerde kadın sayfaları yaptı. 1909 yılında eşiyle birlikte İstanbul'a dönen Hayganuş, Meşrutiyet'in ilanından sonra yeniden açılmış olan Milletperver Ermeni Kadınlar Cemiyeti, Ermeni Kadınlar Cemiyeti, Ermeni Kadınlar Birliği ve Galata Fukara Perverler Komitesi gibi çeşitli dayanışma kurumlarında ve kadın derneklerinde faaliyet yürüttü.
Bu dönem ayrıca Taşlı'da Ermeni okulları açarak kız çocuklarının okuması için de çabalayan Aydanuş, Nigohosyan Okulu'nda Ermenice dersler verdi. 24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni aydınların birçoğu tutuklanarak Çankırı ve Ayaş'a gönderildi. Ermeni soykırımının büyük bir felakete yol açmasıyla birlikte Haygunuş sevdiği insanların pek çoğunu bu dönemde kaybetti. Eşi de dahil olmak üzere pek çok dostu ise tutuklandı. Haygunuş çok sıkıntılı bir süreçten geçti. Bu karanlık atmosferle birlikte birçok Ermeni aydın gibi edebi hayatına ara veren Haygunuş, sessizliğini Haygin yani Ermeni Kadın dergisiyle bozdu. Kadınların tüm sorunlarını dile getirdiği bu dergi 15 günde bir yayınlanıyordu. Dergi 14 yıl boyunca yayın hayatına devam ederek Osmanlı Kadın Hareketi'nin en uzun soluklu kadın dergisi oldu. Bazı siyasi partiler derginin kendi yayın kolu olarak çıkmasını teklif ettilerse de Haygunuş bu teklifi Ermeni Kadın Dergisi bir bayrak altına yaşayacaksa bu sadece kadınlık bayrağı olabilir diyerek reddetti. Haygin'de feminizmin tarihi, kadın hareketinin amaçları ve yönü Avrupa ve Amerika'daki kadın hareketiyle ilgili yazılar yayınladı. Yıllarca aralıksız olarak kadınların hayatlarına önü aydınlık dolu bir pencere açan dergi yalnızca bir dergi olmadı. Zamanla kadınların karşılaştığı zorluklardan sonra çalacakları bir kapı haline geldi. Bir nevi kadınların serbest kürsüsü olan dergi, kadın bayrağı altında buluşan eşitlikte ısrarcı kadınların durağı olmuştu. Haygin aynı zamanda Ermeni cemaatinin idari komisyonlarında kadınların alınması için mücadele etti. Dergi aynı zamanda dönemin Ermeni kadın yazarların yazılarının yayınlanmasına olanak sağladığı için de önemli bir yere sahipti. Haygin 1933 yılında hükümetin baskısı nedeniyle kapatılmak zorunda bırakıldı. Haygunuş derginin kapatılmasından duyduğu üzüntüyü "kızımı kaybetmiş gibiyim" sözleriyle dile getirdi. Yaşadığı üzüntünün etkisiyle 1936 yılına dek yazın hayatını ara veren Haygunuş, editörlüğünü eşinin yaptığı Yeni Haber gazetesinde bir kadın köşesi hazırlamaya başladı. 1935 yılında İstanbul'da bulunan Uluslararası Feminist Kadınlar Birliği Genel Sekreteri İsviçreli Anne Stis, Haygunuş'u Türk Kadınlar Birliği'ne katılmaya davet etti. Haygunuş ise bu teklifin birlikten gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Anne kendisinin birlik adına davet ettiğini ifade etti. Ve Haygunuş bu kez daveti kabul etti. Ertesi gün tüm gazeteler Türk Kadınlar Birliği'nin Haygin'in editörünü üyeliğe davet ettiğini yazdı. Ancak bir gazete Türk Kadınlar Birliği'nin başkanıyla konuştu ve onun beyanı doğrultusunda asıl Haygunuş'un birliğe başvurduğunu yazdı. Haygunuş bunu Ermeni kadınlara yönelik bir tavır olarak değerlendirdi ve durum karşısında üzüldü. Birlik ise olayın hemen akabinde yaşamın somut gerçekliğine abes olarak kadınlara tüm hakları verilmiştir denilerek kapandı. Yazarın edebi faaliyetlerinin 50. yıl dönümü 1954 yılında bir törenle kutlandı ve bu amaçla Haygunuş Mark, Hayatı ve Eserleri adlı bir kitap yayınladı. Haygunuş 1966'da İstanbul'daki Yedikule Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybederek Şişli Mezarlığı'na gömüldü. Haygunuş öldüğünde yapayalnız ve unutulmuştu. Aramızdan ayrıldıktan sonra onlarla tanışabildiğimiz nice kadınlar gibi. Bu topraklarda ve hala bu zamanda bir kadın olarak mücadele vermenin ne denli zor olduğunu bilen bizler için işaret fişeği oldu.